Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmeler. İstiklal kündülü haberlerimizi görüşmelerini karşılayalımız. Mən Abdullah Yalqın. Programımızda vətənimiz Şarkı Türkistan ve dünya kün tertibindeki en mühim haberlerini huzurumla sunumuz. Qınamızda xıtınlar ekranımızda olsun. Parlament əzaları Biden'ni Uyğur məsələsində Xitayını cəzalaşqa çağırdı. Amerika Cumhuriyetler Partisi'nin bir neçe parlament əzası Biden hükümetini Xitay rejiminin kişilik hüquq dəfsendikilikiga qarıştırışqa çağırdı. Ve Xitayning Şarq Türkistan'a münasibetlik cazanı bekar qilish talepiga qattiq narazılıq bildirdi. Amerika Avazı'nın 3. Ağustos'taki haberde bildirilmişçe, Amerika Avam Palatası'daki bir neçe Cumhuriyetçi Partiya əzası, Amerika Taşkı İşler Ministeri ve Saudi Ministeri'ye birlikte mektup evetip, Xitay'nın Amerika'dan Şarkı Türkistan'daki kişilik hüquq dəfsendikilikigi münasibetlik cazanı bekar kılışını talep kılışıdan endişe kılıvatqallıqını bildirişken. Avam Palatası Taşkı İşler Komiteti 2. Ağustos bu haqda bayanat ilan kılıp, Taşkı İşler Komitetinin reisi Michael Mikol, Taşkı İşler Komiteti Hindi Tinici Okyan İşleri Komitetinin reisi Yong Kim ve Amerika bilen Xitay Kompartiyası otursudaki Stratejilik Rekabet Maksus Komitetinin reisi Mike Gallagher Katarlıq, Cumhuriyetçiler Partiyası'nın 3 parlament azası bilen birlikte Amerika Taşkı İşler Ministeri Antony Blinken ve Saudi Ministeri Gina Raimondo'u mektube verdi. Xitay Komünist Partiyası'nın Amerika'dan Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuku münasibetlik cazanı bekar kılışını talep kılışıdan endişe kılıvatqallıqını oturgu koygan. Parlament azaları mektubuda Xitay Kompartiyası Amerika halkının hayatı bilen sodulaşıp, kişilik hukuk dəfsendikilikigi qarıtlıgan caza meselesi de Xitay'nın kuruq vədilirge işinip, asasi kişilik hukuk kımmet karışımızgı dəxli təruz kılıdgan cazanı yenikletiş meselesi de müressə kılmaslıqımız lazım digen. Parlament azaları mektubu diyene, eğer Amerika hükümeti bunda kılsa, bu Prezident Biden'nin kişilik hukuk bizden taşkı siyasetimizden merkezige aylındı diyen sözünü rət kılgallıq buluduğallıqını bildirişken. Parlament azaları mektubu diyene, biz Xitay bilen bulgan hemkarlıqnın şerdi süpüde, eksport kontrollıqı ya ki cazanın bekar kılınışını kollumayımız. Biz növete kanun çıkarış arqalıq memuri organlarının parlamentinin kontrol kılış tertibidin aylınıp ütüp getmesliki kapaletli kılımız diyen. İki Amerika askeri Xitay'a casusluk kılgallıqı üçün kolga elindi. Amerika Deniz Armiyası'nın iki askeri Sezgür Devlet Bihaterlik uçurlarını Xitay'a yetküzüş cinayeti bilen kolga elindi. Anadolu Agentliği'nin bugünkü haberde bildirilmişçe, Amerika Adliye Ministerliği Devlet Bihaterlik Bölümünün muavin baş teftişi Matt Olsen bu haqda söz kılıp, Sezgür harbi uçurlar Xitay rejiminin kolu'a ötdi degen. Mezgur iki asker Sezgür Devlet Bihaterlik uçurlarını Xitay bilen ortaklaşkallıqı üçün kolga elingan. Casusluk cinayeti bilen kolga elingan her iki casus Xitay bulup, 22 yaşlık Jin Chao Wei ve 26 yaşlık Wen Heng Zhao San Diego'a çaylaşkan USS Essex'te vazife ödeş ceryanı da 2021 yılı 8. aydan 2023 yılı 5. aygaca Amerika'nın devlet müdafiye uçurlarını Xitay istihbarat xadımlarına evetken. Ular yollagan uçurlarda özleri işlevatkan paraxotunun sürüti ve silleri, erbi meşik pilalları qatarlıqlar bulup, onlarının Xitay istihbarat xadımları bilen izgil alaqıda ikkallike, meselenin intayin sezgür ikkallike bildirilgen. Amerika Devlet Müdafiye Ministerliğinin bayanakisi General Pat Ryder bu axtı söz kılıp, Sezgür uçurlarını qoğdaş ve saklaşka ait eniq siyaset ve tertiplerimiz var. Eğer bu kaidelerge xilaplık kılınsa, zürür tedbir kollunuldu, digen. Amerika Federatif Tekşürüş İdarisi FBI'nin San Diego Saha İşhanesinin mesuli ve alahidi xadimi, Amerika üçün Xitay rejimi ve Xitay Komünist Partisi'de mi çoğun tehdit yok? Xitay dünyadaki birden bir dereceden taşkırı çoğun devletke ayılmış stratejilik planı da Amerika'ya hücum kılış üçün her kanda vasıtadan vazgeçmeydi degen ibarelerini işletken. Yeni Zelandiya Xitay tehdidi sebeplik müdafiye hamkötünü köpeytişine karar kıldı. Yeni Zelandiya müdafiye bihaterlik stratejisini ilan kılgan bulup, stratejiyede Xitay'ını tehdit deb atap müdafiye hamkötünü köpeytişke vədi berdi. Amerika Avazı'nın haberinde bildirilmişçe, Yeni Zelandiya 4. Ağustos tüngi devlet bihaterlik stratejisi dokulatını ilan kılgan bulup, dokulatı Xitay'ını hazırkı xalqara qaidi tüzümlerge tehdit deb atıgan. Hem de Xitay'ın növetli Hindi-Tinici Okyan rayonuğa herbi küç çıkırış iktidarıgı iyi bolganlıqını, bunun için Yeni Zelandiya müdafiye hamkötünü aşırıp, armiyanın can tayarlıqını küçeydişi kereklik etilgi ilingan.
Dokulatı deyilişçe, Yeni Zelandiya Devlet Müdafiye Armiyesi xadimlerinin sani təxminən 15 min bolup, bu san Xitay bilen Gərib otursidiki keskin strategilik rekabet muhitida kelgüsidiki xırıslarga taqabil duruşqa mas kelmeydikən. Bulup mu Xitay künsiri küçüyvatkan barlı koralları ve devlet küçüdün paydalınıp, hazırki xalqara qaidilerge təhdit selivatkan payitde armiyani küçüydiş zürür dəb qaralgan. Dokulatı Yeni Zelandiyanın Xitay bilen bolgan münasibeti muhim bolsumu, Xitayının izgil turda Yeni Zelandiya ve Avustralya qatarlıq ən-ənivi şeriklerini qurbanlıq qilib, Tinç okeandaki siyasi, iqtisadi ve bexatirlik təsirini kengaytishga urinayotganligi strategik rekabet meydanı bulup süpüti bilen Tinç okean rayonunun künsiri muhim bulayotganligi ta'kidlangan. Yeni Zelandiya Devlet Müdafiye Ministri Andrew Litt Yeni Zelandiya jang qilish iqtidoriga mablag' selishi shundaqla Xitoy bizdan yiroq deb qarab mudofiyalanish masalasiga sal qaramaslik kerak degan. Pakistan Türkiye'ni Xitay-Pakistan iqtisod koridoriga taklif qildi. Pakistan Başministeri Şahbaz Şerif Türkiye'ni Xitay-Pakistan iqtisod koridoriga taklif qilib, necha milliard dollarlik cho'ng mablag' turi muvaffaqiyatlik bo'ldi. Anqarani bu savdoga tabiiy sherik deb qaraymiz dedi. Yeni Şafak haberleri doğrunun haber kılışça Pakistan Başministeri Şahbaz Şerif 2. Ağust İslamabad'da Türkiye'nin neçi milyard dolarlık Xitay-Pakistan iqtisadi koridorunun şiriki buluşku teklif kılgallıqını kaydı tekitligen. Haberde kayıt kılınışça Şahbaz Şerif Xitay-Pakistan iqtisad koridorunu çok muvaffaqiyet deb atıgan bulup, bu soğudu yolu çokum Xitay bilen Pakistan otursudaki deniz ve kurukluk arqılıq yürüşken soğudu miktarını aşırdıgallıqını bildirgen. Pakistan Başministeri Port Şehri Karachi'de ötküzülgen Pakistan Deniz Armiyesi 4. Milgem Korvet Parahotunu suğu çürüş mürasimide söz kılgan. O sözü de Ankara İktisadi Koridorunun tabii hemrahi bulup, İslamabad'da Türkiye'nin neçi milyard dolarlık Türkiye katnışıqı teklif kılıdığallıqını bildirgen. Bildirilişçe köp devlet Xitay'nın atılmış bir belvağ bir yol soğudu planı rayonda bayraklar uğrunda turudu deb karaydıgan bulup, bu tür 2014 yılı yolu koyulgandın bir yan Canubi Asiyada 25 milyar dolardan artık energiye ve ul esleha türlerini celip kılgan. Dünyadaki ikinci çoğun iqtisadi gevdige ayrılınıp, Gərbi Canub'dan Balochistan ölkisindeki Gwadar portu arqalıq Ərəb denizlirgici tutaşkan idi. Ma'lum bo'lishicha, o'tgan yili noyabrda Shahbaz Sharif Istanbulda 4 tane Milgem Korvet parahotining 3-uncisini suvga tushirgandan keyin Turkiyani necha milliard dollarlik turga qatnashishga taklif qilish orqali Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridorini uzartishni o'tirg'i qo'ygan. Shahbaz Sharif so'zida yana Xitoy-Pokiston iqtisod koridorining Xitoy, Pokiston va Turkiya o'rtasidagi hamkorlikka aylanishini tavsiya qilganligini Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilan birga o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida mazkur taklifni birlashma hamkorlik deb atganligini, uch davlat o'rtasidagi bu xil hamkorlikning butkul rayonga gullanish va taraqqiyot porosti olib kelganligini ilgari surgan. Ukrayna Erdoğan Putin'ni açlık koridori kelishimiga qaytirib kelaydigan birdan-bir rahbar dedi. Ukrayna Tashqi ishlar ministri Dmytro Kuleba prezident Recep Tayyip Erdoğan'ning Rusya prezidenti Vladimir Putin'ni Qora dengiz açlık koridori kelishimiga qaytira oladigan birdan-bir rahbar ekanligini o'tirg'i qo'ydi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha Kuleba Ukrayna rasmiy xabar agentligi Ukrim forumining Qora dengiz açlık koridori kelishimiga munosabatlik savollarga javob berdi. Rusiyaning ochliq kelishimini to'xtatganligiga ishora qilgan Kuleba, Ukrainaning Putinni bu kelishimga qaytirib kelish masalasida Turkiya bilan aloqa qilayotganligini tilga olib, Ukraina Putinning Qora dengiz ochliq koridori kelishimiga qaytib kelishi uchun Erdoğan bilan maslashyapti. Erdoğan bu masalada Zelenskiy bilan aloqa qilayapti. Bu o'zaro manfaat masalasi. Erdoğan Putinning kelishimga qaytishiga kafolatlik qila oladigan birdan-bir rahbar dedi. Rusya Prezidentlik Mahkemesi Kremil bayanatçısı Dmitri Peskov müddeti toshqan kelishim to'g'risida 17 iyul bayonot e'lon qilib, ochliq koridori kelishimi rasmiy oxirlashdi, to'xtatildi. Rusya munosabatlik shartlar o'rindalgan hamon darhol ochliq kelishimiga qaytib keladi. Kelishimning Rossiyaga munosabatlik qismi o'rindalmadi degan edi. Nigeriya Fransiya bilan munosabatini uzdi. Nigeriyada harbiy o'zgarish qo'zg'agan hukumat yangi bayonot e'lon qildi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Nigeriya harbiy hukumati Fransiya bilan imzolangan barliq harbiy hamkorlik va kelishimlarning bekor qilinganligini jakarladi. Nigeriyaning Parij, Abuja va Washingtondagi elchixonalarining xizmatlarini to'xtatganligi uqtirildi.
Nigeriya harbiy hukumatı bayonotida G'arbiy Afrika davlatlari iqtisodiy birlashmasiga tahdid solgan holda Nigeriyaga qarshi harbiy harakat boshlangan taqdirda a'zo davlatlarning biriga tuyuqsiz hujum qilinadiganligini eskertdi. Nigeriyada 24 Fransiya kanali va Fransiya radiosining anglitishlari to'xtatildi. Fransiya tashqi ishlar ministerligi Nigeriyadagi harbiy hukumatning bu kanallarni chekliganligini ayibladi. Nigeriya prezidenti Muhammad Bazoum Washington Post'si gazetasida maqola e'lon qilib, xalqaro jamiyatlar va Amerikadan yordam talab qildi. U maqolasida davlatidagi harbiy o'zgarishning dunyo uchun yomon oqibatlarni paydo qiladiganligini ta'kidladi. G'arbiy Afrika davlatlari iqtisodiy birlashmasiga a'zo davlatlar armiya qo'mondonlik shtabi boshliqlari Nigeriya poytaxti Abujada birlashma bayonot e'lon qilib, Nigeriyada demokratiyaning qaytadan o'rnatilishida qat'iy qarorga ega ekanliklarini ta'kidladi. Hürmetli körmelerimiz, şuna kılı bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Etki programımızı görüşürüz. Aman bu gayesler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.